niye konuştuk ya? Hala dalağım şiş biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim ama güzel oldu ha. Değil mi? Tamam. Güzel oldu işte. Ha. Aynen. Ağustos sayısı var ya muhteşem olacak. Şu anda kendimi çok suçlu hissediyorum. Niye? Köfteci amcaya ihanet ediyormuşum gibi geliyor çünkü. Bence köfteci amca haftada bir kere beyaz et yememize bir şey demez. Yani? Hem oğlum çok konuşuyorlar bir kere. Nasıl yani? İşte ben geçen gittim öyle saçma sapan yenge nerede falan gibi sorular sordular. Evli mi sanıyor yoksa sana? Yok yani yenge babamla. Hayır. Dayının eşi. Yani bildiğin yengeli mi soruyor? He? Öyle bir şey yapmamıştır ya. Yok sen yanlış anlamışsındır dedireceğim öyle bir şey. Senden bahsediyorum. Sen de beni sevgili mi zannetmiş? Çok fazla kaçırdı herhalde. Öyle bir şey. Niye ki ya? Hiç öyle zannedilebilemez bir şey mi? Zannedebilir. Ya olabilir canım. Yani sonuçta zannediyorlar yani uzaktan bakmış öyle. Ben bile bir an böyle bir yaz havaya girdim kanka. Ne haber lan sevgilim? Hiç o işte lunch anlatabiliyor muyum? Lanlı'nınla konuştum. Olmuyor yani hiç. Olur yok. Olmuyor ben. Yani. Niye şimdi böyle duruldun yani? Alındın mı? Şurada konuşuyoruz. Alındın mı? Yok ya ne alınması? Ne alakası var? Ay. Alt tarafı bizim beraber olabilme ihtimalimize ayı gibi güldün yani. Bunu alınacak bir şey var mı? Bence yok. Ya, ya ben kendimi başka bir erkekle düşünemiyorum. O yüzden. Yüzü çok fena kafaya taktığından olabilir mi acaba? Olabilir, evet. Muhtemelen ondandır yani ama başka bir şey daha var. Yani sonuçta ben böyle birinin sevgilisi olduğumu düşünemiyorum. Kimse benim sevgilim olamazmış gibi geliyor. İnanmıyorum çünkü böyle diğer kızlara benzemiyorum ya ben. Bir de biraz tuhafım. Tuhaf. Tuhaf biriyim. Öyle bakma biliyorsun. Sen zaten kendini söylüyorsun işte Michael. Michael diyorsun. Bence var ya senin kendinle ilgili çok yanlış ön yargıların var. Yani anlamadığım bir şey var abi çok acayip bir şekilde. Anladın mı? Yani sen bir şeye fikslendiğin zaman böyle otomat oraya doğru gidiyorsun. Ama etrafında ne olduğuna kesinlikle bakmıyorsun ya. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ne oldu? Michael. Öksür, 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 öksür. Diye. Öksür. Niye öksür ya? Kalk, 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 kalk. Kalk! Hadi öksür. Hadi öksür. Hadi Michael be. Ölemezsin, çok saçma hadi. Hadi Michael. Hadi bir, iki, öksür. Ölüyorum. Öksür. Dermişim. Atölye atar, şakaya şaka duydun mu? Burada ne yazıyor? Tuna. Güzel. Benim adım Tuna ise sen göreceksin. Yok ya. Geleceğin varsa göreceğin de var. Sen görürsün. Hele. 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 Neden kaçtın benden? Bana kızgınsındır diye düşündüm. Kızgın mı? Deniz ben niye kızayım ki sana? Anlaşılan bizimki becerememiş. Deniz ne diyorsun? Neyi becerememiş? Kim bizimki kim? Yok bir şey gerçekten. Bazen ne hissediyorum biliyor musun? Etrafımda koca bir film çevriliyormuş. Ama benden başka herkesin haberi varmış gibi. Yani aslına bakarsan... Aslına bakarsan? Deniz lütfen açık konuş. Ne düşünüyorsan söyle. Sorma lütfen Yiğit. Gerçekten sorma. Yiğit artık görüşemeyiz. Yo
görüşemeyiz mi? Görüşmek istemiyor musun benimle? Görüşmek isteyip istememekle inan hiç alakası yok. Şartlar bunu gerektiriyor. Bunu açıklayamıyorum, o yüzden lütfen sorma. Deniz, şartlar neden bunu gerektiriyor? Niye görüşmek istemiyorsun? Niye sormuyorum ben? Bizimle alakalı bir şey soracağım tabii ki. Peki. Ben kafamda kocaman bir soru işaretiyle hayatıma devam edebilirim. Yani en azından etmeye çalışırım. Sen eğer böyle olsun istiyorsan böyle olsun Deniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aramızda güzel şeyler yaşanabilirdi, biliyorsun değil mi? Sebebini bilmiyorum ama. İkimize de yazık ediyorsun. Aceleci davranıyorsun Deniz. Ben Amerika'dan senin için geldim buraya. Ta oralardan senin için geldim, seni bulmak için geldim. İş de önemli, iş de önemli ama... Çocukluğumuz, çocukluğum, hayallerim, hayallerimiz için geldim Deniz. İşte burada hata yapıyorsun. Benim için gelmedin, anladın mı? Benim için gelmedin. Deniz. Deniz gitme. Harcama bizi. Bak, bugünlerde... Benim hakkında bazı şeyler duyacaksın ve bana kızacaksın ama kızma lütfen. Çünkü ben sadece bir iyilik yapmak istedim. Şimdi keşke hiç yapmasaydım. Deniz, ne duyacağım ben seninle ilgili? Hem ben sana niye kızayım ki Deniz? Sana bu keşke dedirten şey ne? Bizim bunları konuşmamız lazım. Otur şuraya güzel güzel konuşalım, çözüm üretelim. Ha? Lütfen. Konuşamam. Lütfen sen de beni arama. Bir daha arama. Deniz. Bırak beni. Ben ne yaptım ya? Ne yaptıysan yaptın Deniz. Ben sıkıldım artık. Bu işi yarın çözeceksin, tamam mı? Tamam zaten, ben bu kadar kızacağını bilsem... Ya kızmıyorum ki ben. Şu anda kızmıyorum Deniz. Sadece yani bu konunun kapanmasını istiyorum ben artık. Anlatabiliyor muyum? Yarın gidip her şeyi anlatmanı istiyorum. Yani benim sen olmadığımı, senin ben olmadığın... Konu ne? Yani sonuç olarak bütün bu yalanı baştan sona anlatmanı istiyorum. Lütfen. Tamam. 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 Bir dakika. Sen sakin ol. Konunun seninle ilgili kısmı halloldu zaten. Hiçbir problem yok. Tamam mı? Sen zaten Londra'dasın. Sorun yok ki. Yani rahatla, bir otur. Bir tuhaf hallerdesin. Hayır, tuhaf olan ben değilim ki Deniz'ciğim. Tuhaf olan bu içinde bulunduğumuz durum. Yani beraber biten kupa maçları gibi böyle uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Bunalıyorum. Sıkıldım artık. Anlatabiliyor muyum? Hayır, ben... Senin iyiliğini ve mutluluğunu düşünüyorum Deniz. Tamam, uzamayacak. Ben yarın gidip söyleyeceğim, tamam mı? Uzamayacak. Hadi otur bir. Otur şöyle karşılıklı oturalım bir. Sakinleşir misin? Yok, oturamam. Zaten benim nöbetim var. Otele gitmem lazım. Nöbet mi geçiriyorsun, nöbete mi gidiyorsun? Anlamadım ki ya. Yarın. Beni çok seviyor herhalde ondan.
Şeytan Bey, şuraya bir tane karanlık oda kur. Elinde tutamadığın fotoğraf mı olur? Kim bu gizemli yazar? 7'den 70'e kadın erkek demeden kalemiyle herkesin gönlünü fetheden gölge. Yaşlı mı yoksa genç mi? Yaşlı mıyım, genç miyim? Tam orta senden ya. Ha. Hayranlarının sözlerine kulak verin. Peki. Yüzünü görmeden evlenebilir. Oha! Sorsan görücü usulüne falan karşıdır. Yüzümü görmeden evlenecek. Vay be. Gizemli yazarın sıradaki kitabının adı ne olacak? Ha, biraz da işliyoruz. Nevdet teyze ile Nesrin teyze. Siz ne tatlı insanlardınız ya. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Demek sıradaki romanımın adını merak ediyorsunuz. Ben söyleyeyim. Onu ilk gördüğümde içimde uyanan aşk değil, şefkat hissiydi. Dondurulmuş bir çiçek gibi. Dokunsan kırılıp döküleceğini anlamış. Ama uzaktan dikkatle sevmeye, bu hayata karşı elimden geldiği kadar korumaya karar vermiştim. Şimdi mi? Gerçekten şu an mı arıyorsunuz ya? Hah, bu da başka bir model. Bir şey söyleyeceğim. Bu suite biz karanlık oda kurabiliyor muyuz? Tuna, acil görüşebilir miyiz lütfen? Ne kadar acil? Yani çok acil. Ben odamdayım şu anda, lobi katında. Bulursun burayı, tamam mı? Çabuk ol ama lütfen. Tamam. Seninle işimiz bitmedi. Sen de. Yiğit, artık görüşemeyiz. Şartlar bunu gerektiriyor. Bunu açıklayamıyorum, o yüzden lütfen sorma. Bırak beni. Lütfen beni bir daha arama. Tam zamanı. Gerçekten tam zamanı. Dedication and commitment.
derin bir nefes alıyoruz ve kendimizi bütün stresimizden arındırıyoruz. Evet, kek, cips, mısır patlağı, süt, düt, dürürüt, düt, dürüt, dürüt, düt. Şeyler daha mı yiyorsun acaba ya? Stresim gitmiyor ya. Gitmiyor. Tamam, tamam, sakin. İrem haklı. Benim bu işi halletmem gerekiyor. Deniz, bu işi yapacaksın. Hadi aslansın. Tamam, sakin. Evet. Yiğit Bey, bir şey konuşmamız lazım. Görmedim acaba. Uyudun mu? Ya öyle olur mu, uyudun mu? Dur. Yiğit Bey, uyudunuz mu? Diyorum. Konuşmamız lazım diyorum. Değil mi? Bu yani. Yeter! Yeter. Yeter. Tamam. Geldi. Oradaymış. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oha! Nasıl bir tamam oluyor ki bu? Tamam. 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 Çıkmadı ama duygusal bir şey olsa gerek. Benden hoşlanıyor olabilir. Ne diyorsun sen? Kendi kendine niye konuşuyorum ki? Çok utanıyorum ya. İnsan kendi kendine utanır ya. Ne yapacağım ben Tuna? Aramızda aşılmaz engeller var. Ya çok çaresizim, anlıyor musun? Ben de farklı değilim ki. Çaresizlik en büyük çaresizliktir. Aforizmalar değineyim, takma, işte takılmayın. Of. İmkansız sevdaya düştüm ya. Genç yaşımda derbeder oldum. Bu da çok arabesk oldu lan. Derbeder mi yani? İnsan hangi şartlar altında derbeder kelimesini kullanır ki ya? Derbeder. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Adres sorma gönderi, hadi. Hadi. Gel bak. Arkadaşlar merhaba. 2 dakikanızı falan bir alabilir miyim?
bir şey soracağım size arkadaşlar. Lütfen şu hanımefendiye bakar mısınız ama baştan ayağa? Yani sizce nasıl bir hanımefendi? Tunacığım, ne yapıyorsun? Yani alımlı bir hanım değil mi? Yani... Güzel bir hanımefendi. Karizmatik bir ile duruşu var. Ha, niye? Çünkü kültürlü. Nasıl? Üniversite mezunu, iki dil biliyor değil mi? Yani mesela tanışırsanız da hani... Ya talipsiz çıkmaz mı? Vallahi bence çıkar. Abi tekrar düşün kararlarını. Kolay gelsin. Gel. Şimdi bak. Ya ne yapıyorsun? Hayır, insanlara sunum mu yapıyorsun yani? Başımı mı bağlayacaksın? Ne alakası var ya? Ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen anlamıyorsun ki. Sen niye bu adama vuruldun? Ne var bu herifte? İyi, ben sana söyleyeyim. Sende ecdemi memleketinde denen drama queen sendromu var. Ne demek yani? Sen hayatında böyle sevgi mevzularında falan... Hep böyle bir engel olsun, bir zorluk olsun, bir şey olsun da ben ona kavuşamayayım falan durumunu seviyorsun. Bundan var oluyorsun. Olma. Tunacığım, şu an söylediklerini hiç anlamıyorum. O yüzden ben gidiyorum. Ben sana anlatayım. Ne yapıyorsun Allah aşkına Tuna? Sen normal şartlarda herhangi bir psikoloğa, psikiyatriste falan gitsen... ...senden dünyanın parasını alacaklar. Onlarca seansa lütfen. Yaman çekmeyiz, buyurun. Ya. Sonra temizlenirsin. Ama sen binlerce lira alacaklar. Ama sonuçta sen bir yemek ısmarlarsan biz okey oluruz. Evet. Çok komiksin gerçekten. Zaman zaman oluyorum. Rahat mısın? Rahatım. Tamam. Şahane. O zaman bana... Babandan bahset. Şanslı bir tahmin diyebiliriz. Ne alakası var ya? Nereden çıkardığını anlamadım yani. Ne yazıyorsun sen ya? Hiç önemli yani. Senin hiç ilgilendirmiyor. Tamam ya illa... O zaman şey... kardeşin, annen falan onlardan bahset. Annem yok. Niye? Babamı terk etti. Birkaç yıl sonra da vefat etti. Başın sağ olsun. Sağ ol. Babam da başka biriyle evlendi. Hayatının merkezine de o kadını getirdi. Benimle ilgilenmeyi bıraktı tabii. Yani küçük kızı onun için artık... Gerçekler kabak gibi ortada aslında. Nasıl yani? Yani sen aşık falan değilsin. Sen sadece babana olan öfkeni yani... ...erkeklerden çıkarıyorsun. Aslında kendinden çıkarmış oluyorsun aslında temelde. Saçmalıyorsun şu anda, farkındasın değil mi? Saçma sapan konuşuyorsun. Ya bence hiç saçmalamıyorum. Hatta gayet mantıklıyım. Yani bence sen eğer babanla olan sorununu çözmezsen... ...hiçbir sorununu çözemeyeceksin. Şeyi dönüp dolaştırıp babayla ilgili sorunlara falan bağlamalar var ya, ben bunlardan sıkıldım biliyor musun? Hayır, bir de ilginç bir şey bulmuş gibi yapılmalar filan. Bunaltıcısın Tuna. Tespitin doğruluğuna karşın defans mekanizması. Yakın zamanda bir kabullenişle durum kendi kendini çözecektir. Bu geceki işte psikiyatri programımızın sonuna geldik. Esen kalın. Thank you.
Yapma. Çay iç. Çay mı? He. Sebep? Çay içti sebep mi olur ya? Deniz, günaydın. Sana gönderdiğim çeviriler ne oldu? İyi oldu. Açıkta kalmış herhalde. Çay? Falan mesaj attı. Evet. Seni dinliyorum. Evet. Anlatacağım. Söylüyorum o zaman. Ben yüzmeyi denize düşerek öğrendim. Denize düşünce can haliyle. O zaman pat diye söylüyorum. Siz benim vazgeçilmezimsin. Ihlamur. Ben öyle hitap ediyorum. Ihlamur kendisi her türlü öksürük, grip gibi şeylere iyi geliyor. Kuşburnu, C vitamini deposu. Kendisi her türlü şeye iyi gelir. Çay. Çok yani faydasını görmedim ama bir klasik. Klasiktir, evet. Ama şu anda bir şey konuşuyorum. Tamam. Kakao'yla... Yüz Bey, benim sizinle ürün promosyonları hakkında görüşmem gerekiyordu. O konu bekleyebilir demiştiniz. Yüz Bey, 20. yıl sayımızın reklam bütçelerini konuşmamız gerekiyor mutlaka. Bir mola alabilir miyim? İnsani ihtiyaç molası. Kakao'yla ilgili bir iş verecektim. Ya ne molası şimdi? İki gündür sıkıştırıyor beni bunun için. Mola falan yok. Ben mola veriyor muyum? Hayır. İhtiyaçlarım var mı? Evet. İhtiyacım ne? Konuşmak. Konuşmak istiyorum. Bugün bu iş bitecek. Bu konu konuşulacak. Kızım ne oluyor ya? Hayır ya. Promosyon ürünlerden daha acil bir şey mi konuşacakmış yani? Kusura bakmayın, böyle geldim buraya ama şey... Sonuçta bazı ofislerde unisex tuvaletler oluyormuş, varmış. O yüzden problem olmaz herhalde. Konuşmak istiyorum ben. Bunun için uygun bir yer gerekiyor, uygun zaman. Ama benim böyle bir zamanım yok çünkü bir an önce söylemem gerekiyor. Şimdi arka arkaya konuşacağım, her şeyi söyleyeceğim. Lütfen beni kesmeyin, oldu mu? Tamam. Siz yanlış denize taktınız kafayı. Yani bu benim yüzümden. Çirkin ördek yavrusu hikayesi aklınıza gelmişti ya işte onun gibi. Onun gibi ama onun tam tersi. Yani ben küçükken güzel bir kuğuydum. Sonra büyüyünce çirkin bir ördek oldum. Herkese kötü ördek oldum. Siz
benimle buluşmak istediğiniz zaman, yani o ilk gün sizinle buluşamadım. Yani bu yüzden gelemedim. Yalan, yani ortada bir yalan var. Yani siz ofiste sürekli beni azarlıyorsunuz ve hani benim canım yanıyor. Sonuçta biz küçükken arkadaştık. Yani ben bunun zarar görmesini istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi Yiğit? Bir tek Deniz Aslan var. O da benim. Ben senin Deniz'inim. Benim Yiğit'im de. Burası erkekler tuvaleti. Bu da gol değil be Michael. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Bu da gol değil. Konuştun mu, anlattın mı, neler oldu? Ne yaptım? Şöyle yaptım. Tam olarak şöyle oldu. Söyleyemedim. Of. Deniz, bak konuş. Ne yapıp edip anlat. Yoksa oraya gelirim, ben anlatırım ona göre. Hayır. Hayır, hiç gerek yok. Böyle bir şey yapmana gerek yok. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ya. Acaba kendimi Yiğit Bey kelepçeleyip ondan sonra helikopterden falan mı atlasam, ne yapsam ben ya? Bir şey söyle. Helikopter olmaz tabii. Ama tekneyle falan açılsanız. Vay. Olmaz mı ya? Çok iyi olur İremciğim. Denizlere açılırız. Sonra ben Yiğit Bey'e açılırım. Sonra o denize açılır, ben onu izlerim. Yani bana açılır. Çok iyi olur ya. Hakikaten çok iyi fikir ya. Tamam. Ben size otelden bir şeyler ayarlarım. Anlaştık mı? Var ya, sen benim canımsın Zuzu. Sen benim her şeyimsin. Seni öptüm. Keep by. Keep by ne ya? Neden açık denizlere yol almak isteyeyim? Tekne turu diyorum. Bir ben, bir siz, bir de kaptan. Ne saçmalıyorsun stajyer? Konuşmaya çalışıyorum, konuşmak istiyorum. Konuşalım o zaman. Neden burada konuşmuyoruz? Nedeni belli değil mi? Ya ben teknede hani çay kahve servisi yapacak biri lazım mı diye sorayım istedim. Hadi çıkar mısın? Şimdi konuşabilirsin. Acayipsin. Acayipsiniz. Gerçekten. Yani insanları dinlemediğinizi biliyorum. Ama yani görmemeniz çok yazık. Çok acayip. Tabii ya. Sonra bir de onun telefonunu açıyormuş. Bir çaldırıyorlar, her şey oraya. Anladın mı? Adamın yani bütün her şeyini mahvetmişler. Ama burası da iyi oluyor bak beklemek. Bayağı emekli kuyruğu gibi. Baktığın zaman hanım maaşını bekleyen emekli kuyruğu. Şurada bir tane teyze vardı. Seneye 5 TL zam gelecek. Sonra ya bırak ya. Ya de git falan derken böyle bir tane zaten orada kalp krizi geçiriyor. Maaşı da alamıyor ben. Tuna. Arkadaşlar çıkar mısınız? Kemal. Thank you.
Tamam. Kabul ediyorum. Gerçekten mi? Ama bir şartla. Nedir? Tüm bu saçmalıklara bir son vereceksin. Ben normal insan gibi davran. Söz mü? Söz oymak başım. Söz. Güzel Deniz. Güzel. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. İyi ol. Yani iyi olacak. Evet. Ya kız hayırdır ya sen de son günlerde? İstemeye mi gelecekler? Deli kız. Deniz'cim bana bunların fotokopisini çektirir miyim Neşe Hanım? Tabii ki de çektiririm. En sevdiğim şey. Tamam. Dostlar, Romalılar, arkadaşlar, yurttaşlar. Bugün aramızdan birinin cüzdanı kayboldu. Benim. Gerçekten mi? Çok isterdim de. Buradaymış. Yok ya ben öyle piston aşağı indi gibi internet şakaları falan var ya onun gibi olsun istedim ama komik olmadı. Neyse mevzu o değil. Biz bir stajyerde ne arıyoruz? Bir stajyerin zeki, bir stajyerin çevik, bir stajyerin akıllı olanını ve ahlaklı olanını seviyoruz değil mi? Peki biz bugün bir dergide bu kurum, bu yapı olarak yani biz stajyerimizin doğum gününü kutlamayacak mıyız ya? Tabii ki kutlayacağız ya. Tabii ki kutlayacağız. Kız ofisin neşesi. Yani isim olarak Neşe Hanım, sıfat olarak Deniz. O zaman biz de Deniz'in doğum gününü kutlarız. İşte bu. Bak görüyor musun? Bu yani. Ya azıcık heyecanlan ya. Seviyorum Deniz'i. Doğum günün kutlu olsun. Kolonya getir. Kızım, kızım. Ay Deniz. Al Faruk'cum, al, 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 al. Kolonya dökelim biraz da. Kutla kızım. Tokat atayım mı dayı? Dur be oğlum sen de. Sür, sür biraz da. Kokla. Deniz. Kızım. Hah, ayılıyor anne. Deniz, anneciğim. Kızım, kızım. Kızım. Ha, anneciğim. Anneciğim. Ha canım. Anneciğim, canım. Güzelim, bak biz böyle bütün aile sana sürpriz yapmak istedik ama sen korkup bayıldın. Ayı gibi bir şey gördüm ben. Ayı? Ayı. Var mı? Ne ayısı? Benim o. Bak Deniz, kuzenim Utkan askerden yeni dönmüş. Senin doğum günün diye halanlar sürpriz yapmışlar sana. Hatırladın mı Utkan'ı? Kaldıralım hadi bakalım. Tamam, canım benim. Hatırladım, hatırladım. Boynumu falan sıkıyordu küçükken değil mi? Anam çocuklar yıllardır birbirlerini görmüyor, normaldir.
Hayat gayesi abla. Kızım bak hiç söz istemiyorum. Bak bu kadar aile bir araya geldik, yemekler yaptık, pasta hazırladık sana, söz dinlemiyorum. Anneciğim benim gitmem lazım. Olmaz kızım. Pasta aldım. En sevdiğim pasta. Aması falan yok. Hayır. Yok kızım. Tamam. Tamam pasta falan tamam. Teyzeciğim, abiciğim. Sen bak. Hatırladın mı? Böyle yapardık. Yapma, yapma. Yapma. Ulan! Ulan! Hadi bakalım yemekleri hazırlayın. Tarafsız ve dürüst ol. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Ha. Bir de bakarak söylesen kiminle neler söylüyorsun? İzninizle. Ne yapıyorsun Tuna? Hayatımın aşkı Cet hızıyla başka bir erkeğin kollarına giderken ben burada oturmuş sana yardım etmeye çalışıyorum. Bugün seni bir yere götüreceğim. Saçmalama Allah aşkına. Sıkıştım zaten. Kalk. Teşhisi koydum. Sıra tedavide. Tuna bak canım sıkkın. Konuşmak istemiyorum tamam mı? İçindeki küçük kızın dışarı doğru aykırışları bunlar hep. Ya of! Ya konuşmak istemiyorum diyorum. Anlatamıyor muyum sana bunu ya? Sanki bir de yeni bir şey bulmuş gibi davranıyorsun. 20 senedir terapistim de aynı şeyi söylüyor. Merak etme. Ayrıca bundan sana ne? Sen benim babam mısın? Bilmem. Yaş kaç? Çok güzel. Alay et böyle. İkiniz de aynısınız biliyor musun? Yani aynı alaycılık, aynı vurdum duymazlık, karşısındakinin ruh halini umursamayan bencil insanlarsınız. Bıktım bu durumdan. Bıktım. Ya bıktım. Tek bir şey istedim. Bilmiyorum çok mu şey istedim ama tek bir şey istedim. Biri de beni önemsesin, bana değer versin istedim. Biri de beni hayatının merkezine koysun. Ama olmadı. Bilmiyorum neden, senelerce olmadı. Sonunda karşıma biri çıktı. Başka türlü baktı gözlerime, içime işledi. Ama işte o da beni bir başkası zannettiği için seviyor. Benimle gelmen gerekiyor. Sana bırakır mısın? Benimle gelmen lazım. Gelmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. İstemiyorum da olmuyor ya. Bir şey anlaman lazım şu anda. Tek kurtuluşun da bu ya. Benle gelmen lazım. Yani ya gelirsin benle ya da ben de burada böyle bağıra bağıra bayağı sana herkes... Tamam. Evet, Önder.